Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, LGS Atak Kampı mükemmel bir şekilde bugün itibariyle arkadaşlar sizlerle oldu. Yorumlarda gerçekten yazıyordunuz, hocam ne olur kamp yapalım, ara tatili çok iyi değerlendirmek istiyoruz diye. Bizler de sizin sesinize arkadaşlar kulak verdik ve Atak Kampı'nı, yani arkadaşlar nedir, ara tatil kampını sizlerle beraber mükemmel bir şekilde bugün startını veriyoruz. Ve bugün sizlerle beraber çarpanlar ve katlarla alakalı çok güzel, bir o kadar da çılgın örnekler ve sorular çözeceğiz. Taktiklerini vereceğiz arkadaşlar. Ve yarın da üslü ifadeler, sonra karaköklü ifadeler, karma soru çözüm ve kampın değerlendirmesiyle ne yapacağız? Bu hafta bir haftalık kampımızı sizlerle beraber ne yapacağız? Bitireceğiz arkadaşlar. Ve çok da güzel sorular çözeceğiz diyebiliriz. Peki bu kampımızın ana kaynağı sevgili arkadaşlar, gerçekten çok özel bir kaynak. Çok güzel bir kaynak. Yeni Nesil Problem Bankası sevgili arkadaşlar. Bu kitabımızla beraber kampımızı tamamlayacağız. Kampımızın sevgili arkadaşlar ana kaynağı bu. Peki Problem Bankası kitabımızın özelliği nedir arkadaşlar? Mesela sevgili arkadaşlar, sizlerden gelen yorumlarda hocam ben yeni nesili çözemiyorum. Normal soruları çözüyorum fakat yeni nesile geçerken zorlanıyorum. Arada ara sorular yok. Yani bir zor soru var yeni nesil, bir de kolay kazanım soruları var. Fakat arada bir soru bölüm yok. Yani yeni nesile hazırlanmam için böyle beni yumuşatacak güzel sorular bulamıyorum diyorsunuz. Ve biz de sizlerin arkadaşlar ne yaptık? Sesinize kulak verdik ve Problem Bankası adlı bu efsane eserimizi sizleri tanıştırıyorum. Örneğin çarpanlar katları bir öğrenci gözüyle başladınız diyelim. Normal kazanım sorularını çözüyorsun fakat yeni nesillerde zorlanıyorsun. Arkadaşlar bu kitabı aldığında yapman gereken şey çok basit. Bakın burada temel seviye, yani hemen yeni nesil arkadaşlar direkt böyle bodoslama zor sorulara girmiyoruz. Temel seviye görmüş olduğunuz gibi sorularımızı ne yapıyorsun? Çözüyorsun. Sonra temel seviye iki tane sorudan sonra arkadaşlar hemen orta seviyeye geçiyorsun. Orta seviye sorularla beraber ne yapıyorsun? Çarpanlar katları biraz daha güçlendiriyorsun. Sonrasında arkadaşlar orta, bakın burada devam ediyor orta hafiften, bakın böyle ortanın da içerisinde arkadaşlar 3 bölüm var. Ortanın biraz kolay bir kısmı, orta kısmı ve biraz zora yakın kısmı. Sonra da arkadaşlar zor soru. Ondan sonra da en son yeni nesil. Yani arkadaşlar böyle S şeklinde ilerliyor. Bu sistemi uyguladığın zaman gerçekten de yeni nesille alakalı, geçişle alakalı hiçbir sıkıntın kalmayacak. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada da aynı temel seviye. 2 tane temel seviyemiz var. 3 tane orta seviye. Bir zor. Bir de arkadaşlar yatay dediğimiz tam LGS tarzında çok güzel sorularımız var diyeceğiz ve buradan size arkadaşlar ödevlerimizi vereceğiz. Bu kitabı almayanlar arkadaşlar hemen bugün siparişini verebilirler. Tonguç mağazadan, yani aşağıdaki linklerde arkadaşlar Tonguç mağazaya gidiyorsun. Mouse oluyorsun. Tıklıyorsun böyle. Hemen giriyorsun mağazaya ve gerçekten seni efsane kitaplar bekliyor. Ve Problem Bankası kitabımızda ne yapacaksın? Hemen satın alıyorsun ve kampımıza yetiştiriyorsun. Ve bu kitapla beraber arkadaşlar ne yapacağız? Kampımızı tamamlayacağız. Yani kampımızın ana kitabı Problem Bankası kitabı diyeceğiz ve buradan da seni arkadaşlar ne yapacağız? Ödevlendireceğiz. Yani bugün bu konuyu işledikten sonra sevgili arkadaşlar ne yapacaksın? Mesela burada ne var? Burada arkadaşlar test 1 ile 6 arasında bugün ne yapacaksın? Hemen saat 18.00'da ne yapacaksın? Çözeceksin. Arkadaşlar zaten sizlerin en büyük problemi ders çalışmak değil, plan programlı olamamak. Dolayısıyla biz de sizler için ne yapıyoruz? Gününüzü, bu haftanızı planlıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde de planlayarak gittiğimizde mükemmel bir şekilde ne yapacaksın? Konuları harika bir şekilde tamamlamış olacaksın. Bu arada Tonguç yanımızda. Evet Tonguç, nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Süper, gerçekten de biz de çok iyiyiz. Peki dersimize hazır mısın? Hazırım hocam. Evet, gerçekten hazır olduğunu ben de görebiliyorum. Hazırsan o zaman biz de ne yapalım? Hemen dersimize geçelim. Peki sevgili arkadaşlar, Atak Kampı'nda bizleri neler bekliyor? Atak Kampı'nda mini konu özetlerimiz var arkadaşlar. Tabii ki konuyu özetlemeden hiçbir şekilde soru çözmeyeceğiz. Önce konuyu özetleyeceğiz. Sonra temelden zora yeni nesil sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bakın temelden zora yeni nesil sorular çözeceğiz. Adım adım çözümleri anlatacağız. Neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve yeni nesil sorular için en kolay çözüm taktiklerini sana vereceğiz. Ve Problem Bankası'ndan ödevlerini beraber bugünü tamamlayacağız diyelim ve haydi bakalım yolumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar peki İlk dersimiz neydi? İlk dersimiz tabii ki arkadaşlar çarpanlar ve katlar. Güzel bir konu. LGS'de güzel sorular çıkıyor arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Seninle beraber hemen bu konuyu harika bir şekilde özetleyeceğiz. Peki yeni nesil Atak Kampı'nı arkadaşlar kimler izlemeli? Mesela arkadaşlar aranızda biliyorum birçok öğrencimiz var. Hocam ben konuları anlamamış olabilirim diyor. Yani öğretmen anlattı ama işte bu koronavirüs önlemlerinden sınıfımız kapandı, açıldı. İşte öğretmenimiz gelmedi falan. Bu şekilde arkadaşlar söyleyen arkadaşlarımız var. Onlar için ne diyoruz? Bu kampımız arkadaşlar mini konu özetleriyle beraber, adım adım çözümlerle beraber, kolay çözüm taktikleriyle beraber tam da sana hitap ediyor. Yani güzel bir şekilde konu özetini yapacağız. Soru çözümlerinde de yine özetler şeklinde gideceğiz ve bu Atak Kampı tam da bu öğrencilere hitap ediyor. İkinci olarak arkadaşlar bu konuları anladım ama yeni nesil soru çözemiyorum diyen arkadaşlar var. Bir de bu grup var. Onlar da arkadaşlar adım adım yeni nesil çözümlerinde nelere dikkat etmelerinden bahsedeceğiz. Yani kolay çözüm taktiklerini hemen ne yapacaklar, alacaklar. Peki üçüncü grup kim? Denemelerde 10-15 net geçemiyorum hocam. Yani 10'lara 15'lere kadar çıkıyorum. Fakat daha üstünü ne yapamıyorum, çözemiyorum. Onlar da arkadaşlar ne yapacaklar? Hemen ilk bölümü açalım mesela. Bakın özellikle şu sorularda arkadaşlar. Bu sorularda ne yapacaklar? Kendilerini deneyecekler ve bu sorularla beraber kendilerini 20 netlere inşallah tamamlayacaklar diyelim. Yeni başlayan arkadaşlar temel seviye sorularla kendilerini ölçecekler. Ve orta seviye ve yeni nesile geçişlerde de yine buradaki soruları orta seviye arkadaşlarımız da yapacaklar. Peki hocam yine evde bana yardım edecek kimse yok. Allah aşkına ablam yok, abim yok. Annemler bu sorulardan anlamıyor. İşin içinden çıkamıyoruz diyen arkadaşlar var. Onlar için de gerçekten yine çok özel. Hemen burada kare kodumuz var. Arkadaşlar uygulamamızdan buraya okutuyorsun. Uzman öğretmenlerimiz sayesinde bu kitabın çözümlerini harika bir şekilde öğreniyorsun. Tabii sorunun çözümünü izlerken de yine kendini arkadaşlar ne yapıyorsun? Geliştiriyorsun ve bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Mükemmel bir şekilde kitabımızla beraber uyumlu bir şekilde gitmiş oluyoruz. Anladın mı Tonguç evladım benim? Anladım hocam. Evet, gerçekten anladıysan o zaman ne yapalım? Biz de hemen dersimize geçiş yapalım bakalım. Evet arkadaşlar, çarpanlar katlarla mükemmel bir şekilde başlıyoruz. Ve çarpan bulma kelimesini öğrenmiştik. Alanı 24 olan bir dikdörtgenin sevgili arkadaşlar kenar uzunluklarını bulmak istersek ne yapıyorduk? Yani şu kısa kenarla şu uzun kenarın çarpımının 24 olmasını istiyorsak o zaman burada aslında bir nevi 24'ün çarpanlarını bulmuş oluyoruz. O zaman ne yapacağım? 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, arkadaşlar 3 çarpı 8 ve 4 çarpı 6 şeklinde ne yapabilirim? Bunlar kısa kenarlar, bunlar uzun kenarlar diyerek 24'ün çarpanlarını bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Devam edelim bakalım hemen. 72'nin bölenlerine baktığımızda sevgili arkadaşlar bölen listesiyle asal çarpanlara ayırma işlemini yapabiliyorduk değil mi? Hemen ne yapalım? 2'ye bölersek arkadaşlar ne olur? 36. 2'ye bölersek 12, 18. 2'ye bölersek 9. 2'ye bölünmediği için 3'e bölersek 3. 3'e bölersek 1 olduğunu söyleyebiliriz. Peki 72'nin asal çarpanları neymiş? 2, 3. Başka da var mı? Başka yok arkadaşlar. O zaman devam edelim sevgili arkadaşlar. Burada 72'nin asal çarpanlarını üstü olarak yazarsak 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 olarak ne yapmış oluyoruz? Yazmış oluyoruz. Peki asal sayılar neydi? Asal sayılar arkadaşlar sadece bire ve kendisine bölünebilen sayılardı. Dolayısıyla 2, 3, bakın buradan sonra 5, 7, 11, 13 ve 17 şeklinde devam eden sayılara biz asal sayılar diyorduk. En küçük asal sayımız ve çift olan tek asal sayımız vardı. O da neydi arkadaşlar? 2 idi diyebiliriz. Peki aralarında asallık neydi? Sadece bir ortak böleni olan sayılara, ortak çarpan olan sayılara aralarında asal diyorduk. Mesela 3 ile 5 asal sayılar kesinlikle aralarında asaldır arkadaşlar. Devam edelim. 4 ile 9 yine aralarında asaldır. 14 ile 15 yani ardışık sayılar da yine aralarında asal sayılardır diyebiliyoruz. Peki Tonguç senin en sevdiğin ders hangisi? Söyle bakalım evladım benim. Beden dersini çok seviyorum. Evet, çok güzel. Gerçekten de çok en sevdiğin ders beden olması bizi şaşırtmadı gerçekten de. Ama ben biliyorum ki arkadaşlarımızın sevdiği, en çok sevdiği derslerden bir tanesi matematik. Çünkü arkadaşlar matematik bizi zirveye taşıyacak ders olduğu için matematiği çok sevmeliyiz diyelim. Şimdi sonraki arkadaşlar bölümlerde ne gördük? Sonraki bölümlerde EBOB ve EKOK kavramlarını gördük. EBOB, EKOK kavramlarında EBOB ve EKOK nasıl bulunurdu? Hemen bakalım. 2 ile bölüyorum arkadaşlar. Bakın burası ne olur? 9 olur. Burası bölünmeyeceği için aynen iniyor. Bakın 2, Artık 2'ye bölemeyeceğim için 3'e bölüyorum. 3 kaldı. Buradan kaç kalır arkadaşlar? 15. Tekrar 3'e böldüğümde burası 1 olur. Burası 5 olur. Sonra artık 5'e bölüyorum. Burası 1. Bakın ortak olarak bölünenlere şöyle bir işaret koyuyorum. Ortak olarak bölünenlere şöyle bir işaret koyuyorum. Ortak bölenler EBOB olarak isimlendirmiştik arkadaşlar. EBOB'umuz o zaman 3 kere 3'ten ne geldi? 9 geldi. EKOK da bunların tamamının çarpımıydı. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. 18 ile 5 çarparsak ne olur? Buradan 90 sayısına mükemmel bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Peki pratik yöntemler yok mu? Tabii ki var arkadaşlar. Şöyle yapıyorduk. Birbirinin katı olan sayılarda, bakın birbirinin katı olan sayılarda EBOB küçük olan sayıya, EBOB da büyük olan sayıya eşitti. Bakın burada hiç şu bölen listesini yapmadan direkt sonuçlarımızı bulabiliyoruz. Ve geldik arkadaşlar 6. bölümümüze, yani EBOB EKOK problemlerine. Sevgili arkadaşlar, EBOB EKOK problemlerimizde en çok zorlandığımız kısım nedir? Hangisi EBOB, hangisi EKOK'tur? Sevgili arkadaşım, büyükten küçük parçalara gidiyorsa her zaman EBOB'dur. Küçük parçaları birleştirerek daha büyük parçalara gidiyorsak o zaman EKOK kavramını kullanacağız. Peki mesela şu tip sorular çıktığında arkadaşlar hangi EBOB mu kullanacağız, EKOK mu kullanacağız dediğimizde bu tip soruların tamamı arkadaşlar nedir biliyor musunuz? EKOK sorusudur. Tamam. Bunu gördüğünde EKOK yapıyorsun. Buraya baktığımızda arkadaşlar yine İşte burada 180 gram, 200 gram var. Bunlar işte belli miktarlara satılmış, gramaj olarak eşitse veya fiyat olarak eşit olduğuna göre gibi sorular var. Bunlar da arkadaşlar kesinlikle EKOK olarak adlandırıyoruz. Böyle basamak sorularımız var. Hatta çıkmış bir örnek sorumuz da var bununla alakalı. Basamak soruları ise sevgili arkadaşlar bir EBOB sorusudur. Bunu da anlatmış olalım sana. Gerçekten de yine bunlar da efsane taktikler diyoruz ve haydi bakalım şöyle bir yeni nesil sorularla beraber haşır neşir olmaya başlayalım istedim. Derseniz soruya sen de şöyle bir bak bakalım, sorumuz zor mu, orta mı, kolay mı arkadaşlar? Bence şöyle bir baktığımda bu soru yani zora yakın, orta diyebilir miyiz? Şöyle bir orta olsun, problem bankasındaki orta seviye sorulardan diyebiliriz. Bakalım sorumuz gerçekten de orta seviye bir soru muymuş veya zor da diyebiliriz arkadaşlar. Ortanın bir tık üstü zor, sorunun da bir tık altı diyebiliriz. Bunu da söylemiş olalım. O zaman ne yapalım? Hemen şöyle bir kalemimizi elimize alalım ve sorumuzu çözmeye başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar diyor ki Bahtiyar Usta 115 santimetre uzunluğundaki doğrusal kalastan 20 santimetreden kısa ve eşit uzunlukta parçalar kesince geriye 35 santimetrelik bir parça kalıyormuş. Buna göre başlangıçtaki kalas en az kaç parçaya ayrılmış olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi işte sevgili arkadaşlar, hani dedik ya arkadaşlarımızla yeni nesil soruların taktiklerini vereceğiz. Nasıl çözüldüğünden bahsedeceğiz diye. Evet, tam da işte bu noktadayız sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Hemen taktiklerimizi vermeye başlıyoruz. Şimdi hemen şu ne yapalım? Soruyu çözdüren taktiğimizi şöyle bir açalım bakalım. Tabii açabilirsek. Açalım. Kullanılan parçanın uzunluğunu bul. Evet, başlangıç, bakın bilgilerimiz burada. Başlangıçta uzunluğumuz ne kadardı? 115 santimetre. Adım adım gidiyoruz. Tane tane gidiyoruz arkadaşlar. Çok dikkatli izleyin. Kalan parçamız nedir arkadaşlar? 35 santimetre değil mi? Bakın soruyu analiz etmeye devam ediyorum. Bir parçanın uzunluğu 20 santimetreden kısa. 20 santimetreden kısa olması gerekiyor. Bakın küçük olması gerekiyor. İstenen nedir arkadaşlar? İstenen de tabii ki parça sayısıdır değil mi? İstenen ne bizden? Parça sayısı. İşte bakın verilenleri mutlaka böyle yazın. Yazdıktan sonra hemen taktiğimize devam edelim. Parça uzunluğu eşittir sayının çarpanları. Koşul kalan parçayı unutma demiş arkadaşlar. Koşulumuzu da unutmuyoruz. Şimdi kullanılan arkadaşlar parçaya bakalım. Kullanılan parçamız 115'ten eksi 35 çıkartıyorum değil mi? Çünkü kullanılan 35 santim kaldığına göre kullanılan 115'ten 35 çıkartıyorum. Kaç kalır? 80 santimetre kalır. Peki parça uzunluğunu bulmak istiyorum. Parça uzunluğu arkadaşlar 80'in bölenleridir. Bölen kelimesinin bir diğer anlamı nedir? Çarpandır. Dolayısıyla hemen ne yapıyorum? 80'i arkadaşlar bölebileceğim sayıları buluyorum. 1 çarpı 80, 2 çarpı 40 diyorum değil mi? 3 olmaz. 4 çarpı 20, 5 çarpı ne olur buradan 16 değil mi? 5 çarpı 16, 6 çarpı da pardon 8 çarpı 10 olması gerekiyor. İşte arkadaşlar burada 80 santimetrelik bir kalasın bölebileceğimiz sayıları bulduk. Peki buradan ne istiyor bizden arkadaşlar? 20 santimetreden kısa ama en az dediği için 20 santimetreden kısa olacak ama parça sayısının az olması için keseceğimiz parçanın uzun olmasını istiyoruz. Yani arkadaşlar burada 20 santimetreden kısa en uzun parçamız ne olur? 16 olur. Demek ki benim her bir parçamın uzunluğu 16 santimetre olmalı diyoruz. Peki hocam 20 santimetreden küçük. Niye 10 santimetreyi almadınız? Arkadaşlar 10 santimetreyi alırsanız parça sayısı en az çıkmaz. En az çıkması için bu parçayı en fazla uzunlukta olan almak zorundasın. Dolayısıyla 16 santimetre bizim için en uygun olandır. Tabii 20'den küçük olmak kaydıyla. Peki 80 santimetrelik kalası arkadaşlar 80 santimetrelik kalası 16 santimetrelik parçalara bölersem kaç parça elde etmiş oluyorum? 5 parça elde etmiş oluyorum. Burada da bir tane artan parçam var. Onunla da bir parçayla toplarsam toplam parça sayım arkadaşlar ne olacaktır? 6 parça olması gerekiyor diyoruz ve gerçekten birinci soruyu da harika bir şekilde çözmüş oluyoruz. Evet Tonguç evladım benim, keyifler yerinde mi? Evet hocam. Evet gerçekten süper, bizim de keyfimiz yerinde ve çok güzel bir şekilde sevgili arkadaşlarımızla beraber kampımızı başlattık ve çok da güzel taktiklerle, ufak detaylarla arkadaşlar sorularımızın çözümlerini yapıyoruz. Evet karşımızda bir soru daha var. Bu soruya bakalım. Şöyle sizler de birazcık bakın bakalım. Görselde iç içe geçirilmiş kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayılar olan dikdörtgen şeklinde iki çerçeve verilmiştir. Dıştaki çerçevenin uzun kenar uzunluğu ile içteki çerçevenin kısa kenar uzunluğu, dıştaki çerçevenin kısa kenar uzunluğu ile içteki çerçevenin uzun kenar uzunluğu aralarında asal sayılardır. Şu anda beyinler tamamen yandı arkadaşlar ama tekrar okuyacağız. Aman dikkat. İçteki çerçevenin çevre uzunluğu en fazla kaç santimetre olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi diyor ki bak dıştaki çerçevenin uzun kenarıyla, bakın uzun kenarıyla hemen bakın notumu alıyorum bir yandan. İçteki çerçevenin kısa kenarı. Bakın içteki çerçevenin kısa kenarı. Bakın burada, işte burada arkadaşlar aldık. Devam edelim bakalım. Diyor ki dıştaki çerçevenin kısa kenarıyla dıştaki çerçevenin kısa kenarı, bakın burada farklı bir kalem alalım daha net gözüksün arkadaşlar. Bakın şöyle, bakın burada, şununla da bu arkadaşlar bakın içtekinin uzun kenarı, bakın böyle, tamam mı bu? Tamamdır. Şimdi bunları güzelce yazdık. Şimdi devam edelim bakalım. Aralarında asalmış. İçteki çerçevenin çevre uzunluğu en fazla kaç santimetre olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar şuraya ben x diyebilir miyim? Hadi x dedik bakalım. X ile, bakın x ile 40 aralarında asalmış değil mi? Hemen notumu alıyorum. X ile 40, evet aralarında asal olması gerekiyor. Ve x'in 18'den küçük olması gerekiyor. Aman Allah'ım dikkat edin bakın. X'in 18'den küçük olması gerekiyor. Hemen onu da not alıyorum bakın. Burada peki arkadaşlar x kaç olabilir? X kaç olabilir? X 18'den küçük ve 40 ile aralarında asal olması için 17 santimetre olamaz mı Allah aşkına? Evet olabilir. Hadi bakalım aynı mantıkla devam edelim. Aynı mantıkla devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi buraya ne diyeyim? Şuraya da sevgili arkadaşlar y diyelim mi buraya? Tamam, buraya da y diyelim hadi. X kullandıysak y'yi de kullanalım. Y sayısı da 18'de arkadaşlar aralarında asaldır. O zaman y ile, bak yazıyorum, y ile 18, bakın bunun uzun kenarı ile bunun kısa kenarı 18 aralarında asal. Aralarında asal olacak arkadaşlar. Asal olacak ve y sayısı 40'tan küçük olacak değil mi? Tamamdır, onu da not alıyorum. Bakın bu çok önemli. Buralar çok önemli arkadaşlar. 40 santimetreden küçük olacak. O zaman düşünüyorum şimdi. Y sayısı arkadaşlar 39 olmasını istiyorum. Çünkü niye? En fazla dediği için en yükseğini alıyorum. 39 olsa olmaz. Çünkü niye? O arkadaşlar burada 39 olursa 18'de aralarında asal olmuyor. Arkadaşlar 38 olsa her ikisi 2'ye bölünüyor. Yine aralarında asal olmuyor. Arkadaşlar geliyorum kime? 37. 37 asal bir sayı zaten. 18 ile her türlü aralarında asaldır. Dolayısıyla arkadaşlar burası da 37 santimetre olmuş oluyor. Peki istenen ne? İçteki çerçevenin çevre uzunluğu demiş. Arkadaşlar çevreyi biliyorsunuz. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. Kısa kenarı 17 bulduk mu? Evet. Uzun kenarı 37 bulduk mu? Evet. Hadi bakalım buradan 2 çarpı 4, 40, 54 mi yapıyor? Çok güzel, 54. Buradan da sonucumuz arkadaşlar 54 çarpı 2'den 108 santimetreyi bulmuş oluyoruz. Gerçekten arkadaşlar Kazıkul Azizül Hazretleri'nin hazırladığı bir soruymuş. Gerçekten zor bir soruymuş. Çok kritik detaylar gerektiren bir soru arkadaşlar. Ama ne yaptık? Bu zor soruyu senle beraber ufak ufak adım adım ne yaptık? İşleyerek arkadaşlar gittik ve birinci işlem burada, ikinci işlem burada. Buradan mantığımızı kullanarak güzel bir şekilde sonuca ulaştık. Aslında çok aşırı zor olmayan fakat şu bölüm biraz kafaları karıştırıyor. Bunun için de ne yapacağız? Soruyu bir iki kere dikkatli bir şekilde okumamız gerekiyor arkadaşlar dedik ve ne yapıyoruz? Haydi bakalım sorumuza, yani bir başka soruya devam ediyoruz. Evet, yeni nesil bir başka soru arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu arada yeni gelen arkadaşlarımız için tekrar hatırlatalım. Atak kampımız sizlerin yoğun isteği ve talebinden dolayı mükemmel bir şekilde arkadaşlar başladı. Gerçekten çok tatlı bir şekilde başladı. Ve ilk dersimiz olan, şöyle bir hatırlatalım arkadaşlarımıza. İlk dersimiz Çarpanlar, Katlar 15 Kasım Pazartesi günü sizlerle canlı heyecanlı bir şekilde başladı. Bu kampımızda arkadaşlar sorularımızın taktiklerini veriyoruz, tekniklerini veriyoruz. Nasıl çözüleceğini, analizlerini yapıyoruz bakın burada. Ve soruların çözüm yöntemlerine dair sizlere çok güzel bilgiler veriyoruz. Peki bu kampımızın ana kaynağı nedir? Problem Bankası Yeni Nesil sevgili arkadaşlar. Kitabımızın, bakın tekrar söyleyelim, temelden başlayıp yeni nesile gidilen yolda en önemli nokta arkadaşlar yeni nesillere ısınma. Yeni nesil sorulara ısınma yöntemi. Dolayısıyla bu da bu kitapta bu sizin tam da bu eksinize hitap ediyor arkadaşlar. Ve burada işte temel sorular, orta sorular ve zor sorular. Her sayfada arkadaşlar bu seviyeleri ne yapıyorsunuz? Yakalıyorsunuz. Bunlarla beraber seviyenizi biraz yükseltiyorsunuz. Ortayla beraber hafif beyinler yanıyor. Zora geldiğinde arkadaşlar ne yapıyorsun? Tam anlamıyla gerçekten de zirveye doğru çıkıyorsun diyoruz ve Atak kampımızda da sizlerle olmaktan gerçekten de çok keyif alıyoruz diye biliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi haydi bakalım sorumuza arkadaşlar bir bakalım. Kalemimizi elimize alalım. Şimdi soruyu çok dikkatli okuyoruz arkadaşlar. Tane tane okuyoruz ve boşluklarımızı analiz bölümünde yazıyoruz. Diyor ki Tuğberk birer ayrıt uzunlukları 6 santimetre ve 10 santimetre olan şekildeki küp şeklindeki kutulara eşit yükseklikte 2 kule yapmak istiyor. Her bir kulenin yüksekliği 1 metreden fazla olacağına göre Tuğberk bu iş için en az kaç kutu kullanmalıdır demiş. Arkadaşlar kutu yükseklikleri ne kadardır? Bak analizlerimi yapıyorum. 6 santimetre, 10 santimetre. Harikasın. Geliyorum. Ne diyor? Aman Allah'ım birden fazla bir koşul içeriyor. Yani arkadaşlar koşul içeriyor. Bu koşula dikkat edeceğiz. Bakın bu koşula dikkat edeceğiz. Hemen notumu aldım. Koşulum 1 metreden fazla olması. Hatta santimetreye çevirirsem 100 santimetreden fazla olması. Hatta yanında isterseniz yazalım 100 santimetre diyelim arkadaşlar. Devam ediyorum. İstenen nedir arkadaşlar? İstenen sevgili arkadaşlar tabii ki kutu sayısıdır. Hemen neyi soruyor bize? Kutu sayısını soruyor. Onda ne yaptık? Yaptık. İşte analizimiz kutu yükseklikleri ve koşul ve istenen ne? Onu yazdık. Peki sorumuza baktığımızda arkadaşlar burada adım adım çözüme doğru gidiyoruz. İşte sizlere LGS'nin şifrelerini veriyoruz arkadaşlar sorularımızda. Çok iyi dikkatli dinleyen arkadaşlar hemen bu şifreleri alıyorlar. Diyor ki birinci soru, birinci adım EBOB mu EKOK mu diyor arkadaşlar. Evet bu tip soruların tamamı 6, 12, 18 yani katlanarak gittiği için bir arkadaşlar EKOK sorusudur diyoruz. EKOK sorusu. İkinci adım nedir? İkinci adım bu sayıların yani yüksekliklerimizin neyini bulacağız? EKOK'unu bulacağız tabii ki. 6 ile arkadaşlar 10'un EKOK'unu buluyorum. 2'ye böldük 3, 5. 3'e böldük arkadaşlar 1, 5'e böldük 5 olduğunu bulduk. 3 kere 2, 6. 6 kere 5 30. Demek ki arkadaşlar 30 santimetre en küçük olanı. Peki koşulumuz ne? Koşulumuz 1 metreden yani 100 santimetreden 100 santimetreden fazla olması arkadaşlar. O zaman 100 santimetreden fazlaysa o zaman ben 30'a almıyorum değil mi? Kime alıyorum? 60'a alıyor muyum? Hayır almıyorum. Peki arkadaşlar 90'a alıyor muyum? Hayır almıyorum. Peki 120'yi alıyor muyum? Evet alıyorum arkadaşlar. Çünkü 100 metreden fazla en az dediği için daha ileriye gitmiyorum. 120 sayısı benim için çok idealdir. Çok güzeldir. O zaman benim şunun boyu arkadaşlar 120 santimetre diyebiliriz. Peki istenene gelelim. Kutu sayısına bakalım. Kutu sayısında arkadaşlar 120 santimetreye kaç tane sarı kutudan girer? Hemen bölüyoruz tabii ki. 6'ya böldük. Buradan ne olmuş oldu? 6'ya bölersek buradan 20 tane kutumuz geldi. 20 tane kutumuz geldi arkadaşlar. Sarı kutu. Mavi kutuya bakalım. Mavi kutumuz biraz daha yüksek olduğu için burada 10 santimetre oluyor bir tanesinin yüksekliği. 120'yi 10'a bölersek buradan da 12 tane kutumuz da geldi. Toplam arkadaşlar kutu sayısı 32 tanedir diyoruz ve analizlerle, çözüm yöntemleriyle, taktiğiyle, tekniğiyle gerçekten muazzam bir soruydu. Ve bu şekilde de sizlerle beraber ne yapmış olduk? Sorumuzu harika bir şekilde çözmüş olduk diyoruz ve gerçekten de güzel bir soruydu. Tonguç beni dinliyor musun evladım benim? Kulaklarım dört açtım, sizi dinliyorum hocam. Demek kulaklarını dört açtın dinliyorsun. Yani süpersin gerçekten de şu anda da yanımda gerçekten soruyu öyle dinlediğini görüyorum ve umarım diğer arkadaşlarımız da dinleyen arkadaşlarımız da bizi bu şekilde dinliyorlardır diyelim. Şimdi arkadaşlar geldik bir başka sorumuza. Arkadaşlar sorumuz yine çok tatlı. Yine burada analiz bölümümüz var. Verilenleri buraya tatlı tatlı yazacağız ve arkadaşlar adım adım da yeni nesil sorumuzun çözümünü senle beraber yapmış olacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar sorumuzu bir okuyalım bakalım. Bir bakkaldaki kutuda toplam kütlesi 320 gram olan şekerler bulunmaktadır. Gün içinde bu şekerlerin bir kısmı satılınca kutuda 144 gram şeker kalmıştır. Kutudaki eşit kütleli şekerlerin birinin kütlesi 10 gramdan az olduğuna göre gün içinde en az kaç şeker satılmıştır? Evet arkadaşlar şimdi bilgilerimizi paylaşıyoruz. Siyah kalemimi alayım şöyle süper bir şekilde. Hadi bakalım şimdi. Diyor ki başlangıç kütlem ne kadar? Başlangıç kütlem 320 gram arkadaşlar. Notumu aldım 320 gram. Peki kalan kütle 320'den 144'ü kalan kütlemiz kalan kütle 144. Tamam 144 onu yazalım. 144 gram kalmış arkadaşlar. Onu yazdık. Peki koşul ne? Koşul arkadaşlar kutudaki eşit kütleli şekerlerin birinin kütlesi 10 gramdan az olması lazım. Yani arkadaşlar kütlesi küçüktür 10 gram diyebilir miyim? Evet bilye kütlesi 10 gramdan az olacakmış koşulun bu. Peki istenen nedir sevgili arkadaşlar? Satılan şeker sayısı değil mi? Hemen yazıyorum satılan şeker sayısı. Bakın bu da benden istenen bölünmüş. Peki istenen buysa arkadaşlar şimdi sorumu çözüyorum. Şimdi 320 gram şekerim vardı değil mi? 144 gram kalmıştı. Peki 320'den ben 144'ü çıkartırsam 10'dan 4 çıktı 6 kaldı. Burada kaldı 1. 11'den 4 çıktı 7 kaldı. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. Bu kadar gram şekerimiz kalmış değil mi arkadaşlar? Peki satılan şeker miktarı da kalan şeker miktarı da arkadaşlar demek ki ne olmuş? Ortak bir sayıya bölünebiliyormuş. Yani bu da bu sayıda ikisi de ortak bir sayıya bölünebiliyormuş ki arkadaşlar bölünerek ne olmuş? Satılmış. Demek ki sevgili arkadaşlar yapmamız gereken işlem hangisi? Hemen şurada yapalım. 176 sayısıyla 144 sayısının neydi bulmak? EBOB'unu bulmak tabii ki. Hemen 2'ye bölüyorum. Buradan 72 çıkar. Buradan arkadaşlar 38, 88 buluyorum. 2'ye böldüğümde buradan 36 buluyorum. Buradan 44 buluyorum. 2'ye böldüğümde 18 buluyorum. Buradan 22 buluyorum. 2'ye böldüğümde sevgili arkadaşlar buradan 9 buradan da 11. Zaten buradan sonra ortak bir şey çıkmayacağı için sevgili arkadaşlar benim buradan EBOB'um kaç çıktı? EBOB'um 16 gram olmuş oluyor. Peki 16 grama sazan gibi atlarsak ne olur arkadaşlar? Olmaz değil mi? Neden? Çünkü koşulumuz var. 10 gramdan az olması gerekiyor. 10 gramdan az olması gerekiyorsa ben burada 16 gramlık şekerleri alamam. Kaça almam lazım? 16'nın bir altındaki çarpanı. Yani 8 gramlık olarak düşünmek zorundayım. 8 gram olması lazım sevgili arkadaşlar. Şekerlerimin miktarı. Peki birinci adıma geldiğimizde bu sorunun ne olduğunu anladık arkadaşlar. Bu sorunun bir EBOB sorusu olduğunu anlamış olduk. İkinci adımda ne yaptık? İkinci adımda arkadaşlar 176 ile 144'ün neyini bulduk? EBOB'unu bulduk. EBOB'unu bulduk. Kaç bulduk arkadaşlar bunu? 16 gram bulduk. Ama 16 gramı bulunca tak diye şuradaki cümleye takıldık. Ve dedik ki 16 gram olmaz. 16 gram değil. 16'nın bir altındaki çarpan nedir? 8 gram olarak almak zorundayız dedik. 8 gram olarak şekerleri aldık. Şekerleri aldık arkadaşlar. Peki istenen neydi? Olduğuna göre gün içinde en az kaç şeker satılmıştır demiş arkadaşlar. Kaç şeker satılmıştı? Hemen ona bir bakalım isterseniz. 176 gram şeker satılmıştı. Peki 176 gram ve her bir gram şeker 8 gram olduğuna göre 176'yı 8'e bölersek buradan 22 tane şeker satıldığını harika bir şekilde bulmuş oluyoruz. Bu sorumuza da sevgili arkadaşlar ortadan zora yakın bir soru diyebiliriz ve çok da güzel bir soru olarak da klasik bir EBOB sorusu olarak da karşımıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız şunu sorabilir. Hocam biz burada 320 ile 144'ün eğer EBOB'unu alsaydık sonuç değişir miydi? Hayır arkadaşlar değişmezdi ve bu sonuçta aynı şekilde devam ederdi. Sevgili Tonguç'cum bu soruyu anladın mı yavrucuğum? Anladım hocam. Evet gerçekten süpersin. Çok dikkatli dinlediğini de farkındayım ve sorularda çok da güzel not alıyorsun. Tıpkı sevgili arkadaşlarımız gibi diyoruz ve haydi bakalım bir başka soruya geçiş yapalım şöyle bomba gibi sevgili arkadaşlarımızla. Yeni nesil bir soru. Tatlı bir soru. Zaten yeni nesilden başka bir şey çözmüyoruz arkadaşlar. Ve burada da taktiğimiz var. Taktiğimize bakacağız. Soruyu dikkatlice okuyoruz arkadaşlar. Tane tane okuyoruz. Güzel güzel okuyoruz. Haydi okuyalım bakalım. Aşağıda bir kırtasiyede satılan iki kitabın sayfa sayıları ve ücretleri verilmiştir. Arkadaşlar 28 TL 200 sayfa, 21 TL 180 sayfa. Gün içinde kırtasiyeci Abuzettin Bey, sevgili Abuzettin abimize selamlar sevgiler. hayırlı işler olsun diyelim. Abuzettin abimiz gerçekten efsane bir kitapçı kendisi. Tanıyanlar, bilenler varsa da buradan selam olsun. Bu iki kitaptan kazandığı toplam tutarlar eşit ve toplamları 300 liradan fazla olduğuna göre kitapların sayfa sayıları toplamı en az kaçtır demiş. Evet arkadaşlar, neyin ekokunu almamız lazım? Neyin? Yani burada sevgili arkadaşlar, sizler nerede takılıyorsunuz? Yaptığımız analizler sonucunda, yaptığımız arkadaşlar çalışmalar sonucunda şunu anladık. Arkadaşlarımız burada 21 ile 28'in mi ekokunu alması gerekiyor? Yoksa 200 ile 180 sayfanın mı ekokunu alması gerekiyor? Arkadaşlar şimdi burada liradan, TL'den bahsettiği için o zaman TL'lerin ekokunu almamız gerekiyor. Hemen şurada bir soruyu çözülen taktiğimize de isterseniz bir bakalım. Bir bakalım. Ekok arkadaşlar 28 ve 21 eşit tutar. Ekok 200 ve 180 eşit sayfa sayısı. Koşula dikkat demiş. Biz neyi alacağız? Şu birinci bölümü alacağız. Yani ekoklarını almamız gerekiyor değil mi? Hemen şu, isterseniz şunu da şöyle çıkartalım. Taktiğimiz gözümüzün önünde olsun değil mi? Şimdi arkadaşlar, neyin ekoku? TL'lerin ekoku diyoruz. TL'lerin ekoku dedik. Devam edelim. Koşulumuz ne? 300 liradan fazla olması değil mi? Evet, 300 liradan fazla olmasını istiyoruz. Şimdi öncelikle neyin ekoku dedik? TL'lerin ekoku. Haydi onu bulalım isterseniz. 28'de 21'in ekokunu buluyorum. Kaça böldük diyelim ki buradan? 7'ye böldük. 7'ye böldüğümüzde burası kaç oldu? 4. Burası kaç oldu? 3 sevgili arkadaşlar. Sonra 3'e böldüm 1. Sonra 4 kaldı. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Ekokumda hepsini çarpıyorum. 3 kere 7 21. 2 ile çarparsam 42. 42'yi 2 ile çarparsam ekokum kaç oldu? 84 TL oldu. Fakat koşula dikkat ediyorum. Koşula dikkat ediyorum arkadaşlar. 84 TL ikinci adımdaki koşulum ne? 300 liradan fazla olmasını istiyoruz. Peki 84 TL olursa sevgili arkadaşlar, bu 84 TL olsa, bu da 84 TL olsa toplarsam ne olur? 168 lira olur. Ama benim 300 liradan fazla olmamasını istiyor. O zaman arkadaşlar bu 84 değil de bunun tutar fiyatı 168 TL olsun. Yani 84'ün ne yaptım? 2 katını aldım. Yani 168 TL olarak düşünüyorum. 168 TL. Bu da 168 TL olursa toplamları sevgili arkadaşlar ne kadar yapar? 336 TL yapıyor. 300 lirayı geçti mi? Geçti ve en az mı diyor? Evet. O zaman daha fazla gitmeme gerek yok. 168 TL'lerde kalıyorum. Peki 168 TL'lerde kaldıysam istenene geliyorum arkadaşlar artık. 168 TL'ye kaç tane kitap alabiliyorum Allah aşkına taktikli? 168'i kaça böleceğim? 28'e bölüyorum arkadaşlar. 168'i 28'e böldüğümüz zaman 6 kitap alıyorum. Ve 6 kitabın da her sayfası 200 sayfa olduğuna göre 1200 sayfaya karşılık geliyor. Devam edelim. Bu da 168 TL tutuyor. 168'i 21'e böldüğümüzde arkadaşlar buradan da 8 kitap alabiliyorum. 8 kitabın her biri 180 sayfa olduğuna göre o zaman buradan da çarparsak 1440 sayfa olmuş oluyor. Toplam sayfa sayımız buradan topladığımız zaman arkadaşlar 2640 sayfa yapmış oluyor diyoruz ve doğru cevabımızı da 2640 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar ve gerçekten de süpersin. Tonguç, sen bu soruyu anladın mı? Ben anladıysam herkes anlar hocam. Gerçekten sen anladıysan herkes anlar diyoruz ve arkadaşlarımız da gerçekten bu soruyu mükemmel bir şekilde anladığından da emin olabiliriz diyoruz. Ve arkadaşlar tabii ki ana kaynağımız olan kampımızın baş ve darı iftarı olan günleri gece, hocalarımız günlerini gecelerine katarak böyle efsane, böyle güzel bir kaynak hazırladılar bizlere. Ve bu kaynaktan soru sormasak olmazdı. Hemen bakıyorum. Sayfa 21 soru 4. Sayfa 21 soru 4'e bakıyoruz. Arkadaşlar açıyoruz bakalım. Baktık ki evet, gerçekten de orta seviye bir soru seçmişiz. Çünkü neden? Orta seviye birçok öğrencimiz var. İyi seviyede var. Düşük seviyede öğrencilerimiz var. Hepsine hitap etmesi anlamında çok güzel orta seviye bir soru seçmişiz. Ve bu sorunun cevabında haydi bakalım Problem Bankası kitabından seçmiş olduğumuz sorumuzun çözümünü seninle beraber yapalım. Diyor ki yukarıdaki tabloda giriş ve çıkış saati verilen iki okuldan 100. yıl ortaokulu 40 dakikada bir ders, 10 dakikada bir teneffüs yapıyormuş. Diğer Cumhuriyet İlkokulu ise 30 dakikada ders, 10 dakikada teneffüs olacak şekilde eğitim veriyormuş. Buna göre bu iki okul bir günde kaç kez aynı anda derse girer diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, ilk etapta hemen bu soruların tipik bir ne olduğunu biliyoruz biz? Ekok sorusu olduğunu biliyoruz değil mi? Analizimizi yaptık. Zil soruları genelde ekok sorularıdır. Çünkü birbirine devir daim yapıyor. O zaman ne yapacağız? 40 ile 30'un ekokunu almayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir bütün olarak düşüneceğiz. 40 ile 10'un ekokunu alacağım. 40 ile 10'u topluyorum. 50. 30 ile 10'u topluyorum. 40. Yani 50 ile arkadaşlar 40'ın neyini bulacağım? Ekokunu bulacağız. Haydi bulalım bakalım. 2'ye böldüm 25. 2'ye böldüm 20. 2'ye bölersem 25 bölünmez. 10 oldu. 2'ye böldük arkadaşlar 5. Burası 25 oldu. 5'e böldük 1. Arkadaşlar burası 5 oldu. 5'e böldük ne oldu? 1 oldu. Hemen çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 5 40. 40 ile 5'i çarparsam arkadaşlar kaç dakika oldu? 200 dakika oldu değil mi? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 200 dakikayı bulduk. Yani her 200 dakikada bir tekrar edecek. Her 200 dakika kaç saat yapar? 3 saat. 3 saat. Arkadaşlar 20 dakika gibi bir süreye karşılık geliyor. 3 saat 20 dakika. Peki şimdi arkadaşlar bakın. Cumhuriyet İlkokulu 9-10 geçe girmiş derse. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar 30 dakika sonra Allah aşkına bunun bir ders sonundaki çalan zili ne zaman çalar? 9'u 40 geçe çalmaz mı? Evet. 100. yıl ortaokulda 9'da girmiş. 40 dakika sonra zil çalmaz mı? Evet. O zaman bu da 9.40'da çalmaz mı arkadaşlar? Evet. Bakın 9.40'da birinci zilimiz çaldı bile. 9.40'da birinci zilimiz çaldı. Peki arkadaşlar 9.40'da birinci zil çaldığına göre 3 saat 20 dakika sonra diğer zil çalacak. Peki 9.40'a 3 saat 20 dakikayı eklediğimizde bakalım bir sonraki zil ne zaman çalacak? 0.6 arkadaşlar. Buradan toplarsak 9, 3 daha 12. Yani arkadaşlar ne olmuş oldu? 60 dakikayı 1 saat olarak buraya verirsek 13'te ikinci zil çalmış oluyor. Dolayısıyla 9.40 ikinci zil 13 arkadaşlar 13'te çalıyor. Sonra 3 saat eklersek 16'lara gidiyor bakın. 16.20'ye gidiyor ama zaten çıkış saatlerimiz bizim burada arkadaşlar. Dolayısıyla beraber çalacağı sayı miktarı 1, 9.40, 2, 13 yani doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz ve gerçekten de çok tatlı bir o kadar da tam da arkadaşlar orta seviye bir soruymuş diyebiliriz. Evet arkadaşlar kampımız bugünlük burada bitti. Yarın üslü ifadeler konusuyla sizlerle birlikte olacağız. Şimdi hemen sana sıcağı sıcağına ödevini vermek istiyorum. Testimiz 1 ile 6 arası arkadaşlar. Hemen bakıyorum, açıyorum şöyle. Gerçekten de bakın hemen bu kitabı alıyorsun ve tekrar söyleyelim. Kolaydan ortaya, ortadan zora tam da aradığın arkadaşlar soru çeşitleri burada var. Ve bu güzel soruları da bugün bitiriyorsun. Ne zaman bitiriyormuşsun? Saat 6'da. Yani birazcık dinleniyorsun. Ondan sonra arkadaşlar ne yapıyorsun? Hemen sorulara geçiyorsun diyelim ve hadi bakalım karşında çok güzel bir ödüllü soru var. Ödüllü sorunun cevabını bul. Yorumlara yaz kendine. Çok iyi bak. Bir sonraki video görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.